Merhaba sevgili izleyenler. Bugün Orta Yılmazlar Mahallesi'ndeyiz. Mahalle muhtarımızı ziyarete geldik. Muhtarım nasılsınız? Sizi çalışırken gördük. Çalışmalarınız nasıl gidiyor? Hoş geldiniz. Çok teşekkür ederim. Şu anda çalışmalarım Ramazan'la ilgili. Onunla paketlerimizi hazırlıyoruz. 120 kişiye inşallah paket dağıtma olayımız var. Ama mahallemin. İlk etapta mahallemin olacak. Onun için çalışmasındayız. Kadastromuz geçti. Toplantımız oldu. Onlar ayarlandı. Vallahi bir telaş, bir şey geçip gidiyoruz. Muhtarım, yardım paketlerine kimler destek veriyor? Ve bu hangi tespitlere göre bu yardımı yapıyorsunuz? Ben 4 dönemdir muhtarım. Mahallemin geleni, gideni ve ihtiyaç sahiplerini tek tek tespit ediyorum, gözlüyorum. Ona göre gerekli. Ne zaman paketlerin bittiğini, ekmek kartının bittiğini, bu ara kömür kabuk olayı vardı biliyorum. 30-35 kişi şu anda soba ve şey yakıyor. Onlara vermeye gayret ettim. Verdim de. Ama bu gıda paketlerinde gözlediğim kişilere, mahallemdeki kişilere dağıtacağım. Bir de nasıl bu gelen paketler akraba, eş ve dostlarımdan Allah razı olsun. Onlar beni her an gözlüyorlar. Biliyorlar ki elimden geldiğini yapacağımı. Onlar kendilerine de çok teşekkür ediyorum. Ben de Ramazan'a girmeden dağıtayım diyorum. Ve gerekli olan yerlere vereceğiz. Daha sonrasını da inşallah biten listelerim var benim. Listeye bakarak veriyorum. Listemi ayarlıyorum. Herkes de gerekli telefonları var. Telefonlarını açıyorum ve söylüyoruz. Bunun için size tekrardan bir başvuru falan yapıyorlar mı? Hani yardım ihtiyacı var. Geliyorlar. Onu biliyorum zaten. Şu anda çalışmayanlar çok. Peki mahalleniz kaç nüfusa sahip? Benim mahallem şu anda 3800 gözüküyor. Ama kış dönemi 5000 kişi var. Köylerde 1500-2000 kişinin oturumu köyde benim. Gelip Ünye'de yaşıyorlar. Yaşayan gidip geliyor, bahçesini yapıyor. Ben her zaman derim, kendi bahçelerinizi yapın, yeşillikleriniz olsun. Hiç olmasa bir maydanoz 5 lira oldu, marul 10 lira oldu. Yani ama ellerinden geleni de yapıyorlar. İnşallah bereketli bir yıl olur bu sene. Çok kar yağdı. Şu anda mahallenizde ne gibi çalışmalar var? Şu anda benim asfalt çalışmalarımız var. Yer altına alın, elektrik sistemimiz, doğalgazımız ve fiber hat PTT'nin çalışmaları hızla ana caddelerimize devam ediyor. İlk önce Türbe Caddesi'ni bitirip Kanlıkuyu Hacı Osman Ağa'ya ondan sonra geçilecek. Ama şu anda çok yağmur, kar yağdığı için Ordu Büyükşehir'imiz, Allah razı olsun, bundan sonra hızlandırılacağını söylediler. Başkanımız geldi. Kendilerine teşekkür ediyorum. 1 Mayıs'ın 15'i gün vermeyeyim ama bu hızla devam edecek. Bir taraf biterse öbür tarafa başlayacaklar. Bayağı bir sorun yaşadık kış dönemi. Yollarımız oyuldu ama bunun yanı sıra da hiç böyle Mart'ta sorun çok yağmamıştı. Yağıyordu. Bizim çocukluğumuzda devamlı soğuktu ve yağmur yağardı. Ama bu senede bizim asfalt çalışmalarımıza geldi. Mahalleliden özür dilerim, Ünyeli'den. Gerekli olanın yapılacağını bundan sonra bilgilerine sunuyorum. Benim mahallem tarihi dolu. Tarihi evlerimiz var. 2 tane yandı tarihi evimiz. Onlar o şekilde duruyor. Camimiz bizim tarihiydi. Ama 80'li yıllarda caminin kendi yıkıldı. Vakıflara ait bahçemiz, 150 yıllık minaremiz ve taşlarımız var. Onun şadırvanımızı tadilat yapmak için müracaatta bulunduk. Ordu Büyükşehir proje hazırlayacaklar. Ben inşallah kendileri yapmaya gayret edecek. Bekliyoruz, haber bekliyoruz. O da bittikten sonra tarihi şimdi göstereceğim ben size.
yıkılacak iki tane tarihi binam var. Atıl vaziyetteki evlerimiz yıkıldı. Şu anda yok. Ama Kurfani tarafında var. Dün gittim ben o tarafa. Kurfani'nin bize ait bölümü değil, Çamurlu'ya ait bölümünde bayağı atıl vaziyette evler var orada. Ve içinde de envai çeşit insanlar barınıyor ve tedbirin alınması gerekiyor. Keşaplı'nın da inşallah Kadılar Yokuşu gibi istiyorum. Duyarlı gelirlerse Ordu Büyükşehir'imiz, oranın da yapılmasını talep ediyorum. Bir de benim kayık, deniz kenarında kayıklarımız var, Çamurlu ile ortak oluyor. Balıkçılarımız bizim ellerinden geldiği kadar yapıyor. Ama oranın bir düzene şekillenmesi gerekiyor. Şekillenirse çok sevineceğim. Çünkü yaz geliyor, ilk giriş, yalıdan giriş, Samsun olsun, Trabzon tarafı olsun, hep yalıyı görüyor. Oranın düzenli olması bizim için çok güzel, turizm mevsiminin açılması demek oluyor. 100. yılımız zaten elinden geleni, çok güzel bir oturma alanımız var turizmle ilgili. Pelit Park, Çakırtepe, Sami Soysal ve Atakale'mizde benim mahalle sınırlarımda. Onların da yaz hazırlığına başladılar. Herkesi bekliyoruz. Muhtarım, 4 dönemdir darlık yapıyorsunuz Ortalı Yılmazlar Mahallesi. Kadın muhtar olarak bir zorlukla karşılaştınız mı anne? Nasıl bir tepki aldınız? Bunları çok merak ediyorum. 2004 benim ilk muhtar olduğum dönem oluyor. O dönem tabii ilk muhtar değil, Perhan Kolçak Hanım vardı, Burunucu muhtarımız. Ben adaylığımı koyayım dedim. Eşime hatta Atatürk Mahalle Muhtarımız Kemal Tamtürk var, abimiz. Ona danıştım, Perhan abla. Tabii neden olmasın dediler. O zaman müracaat yoktu. Ve hızlı böyle soğuk bir Mart ayında biz çalışmaya başladık. 17 oyla rahmetli Yusuf Şentepe abimizi yani geçtim. Hatta bana çok kırıldı ama Cenab-ı Allah nasip etti. Ve muhtar oldum. Ona ilk dönem bayağı bir şey, mücadelem oldu benim. Ama erkek adını bayağı geldiler durumu. Hala belirli bir mıntıka var. Onlar kabul etmedi. Hala böyle şey yaparlar beni. Muhtar olduktan sonra ilk etapta ben bilgisayarımı halkımın Akınsoft programım vardır. Onu yükledim. İhtiyaç listelerini çıkarttım. Ve bizim 2004'teki muhtarlık şeyinde TC numaraları yoktu. Tek tek kapılarda bizim pembe ebemiz var. Onunla kapı kapı gezip ve nüfusla beraber TC'leri toparladık. Halk eğitimi mahalleme getirdim. İlk bayanların spor aktivitelerini ele aldık. Kilisede onu yaptırdık. Ondan sonrası benim muhtarlık binası Hacı Osman Ağa 1. sokaktaydı. Ama nasıl biliyor musun? O dedi arkada el sanatları kursunu başlattı. Daha sonra da Allah rahmet eylesin kuzenim Arif İsmet Vidin'le halk eğitim binamızı. Tamam kızım dedi, yaparız dedi. Onu kurduk. Şu anda binlerce kişi orada. Sanat öğreniyor, el sanatları öğreniyor, işçiler işe giriyor. Bu şekilde onu ayarladık. Bittikten sonra kilisemin tadilatı oldu. Kültür Bakanlığı yaptı onu. Doğalgazımız zaten pandemi döneminden evvel getirdik. Elektrik sistemi, Allah rahmet eylesin, Ali Kemal Yılmaz, nur içinde yatsın. O da ilk 2006 ve benim elektrik sistemime yer altına aldı. Allah nur içinde yatsın. Yani elimizden geldiği kadar mahalleyi güzelleştirmeye gayret ettik. Meçhul askerimiz tekrar 4. dönem yıkıldı, yapıldı. O da güzel bir okulumuz oldu. Biraz kalabalık oldu ama tabii o da dışarıdan geliniyor, şeyler geliniyor. O da güzel bir okul oldu. Halkla beraber bu zamana geldik. Şimdi de Ramazan dönemi 2022. Ben ayaktayım, sağlıklı saatli olursam
devamını getireceğim seçim zamanı. Başka da bir şey demiyorum. Yollarım çok mühim. Onlar bittikten sonra ara yollara girecek belediyelerimiz. Belediye başkanımız sağ olsun. Üç dönem ben başkanlarla beraber oldum. Ahmet Arpacıoğlu, Sayın Ahmet Arpacıoğlu. Onunla 10 yıl çalıştık. Ahmet Çamyar'la beraber 5 yılımız geçti. Hatta bu muhtarlığı yerini şey yaptı, aldı. Allah razı olsun. Ben yoksa 15-16 yıl en son 750 lira ödedim maaşıyla beraber kiramı. Burayı nasip oldu. Şu anda çok güzel bir ortamdayız. Hüseyin Tavlu Bey de benim Mithat Kısacıkoğlu bütün ok bölümleri yaptı, göreceksiniz. Kendilerine çok teşekkür ediyorum. Ordu Büyükşehir Hilmi Güler Bey'e de çok teşekkür ediyorum yaptıklarından dolayı. Elimizden geldiği kadar gayret ediyoruz. Biz iletiyoruz, onlar yapmaya gayret ediyor. Hele şu asfaltımız olursa afiş asacağım vallahi. Kayıklarla ilgili bir sorun söylemiştiniz. Bu sorunu bize de anlatır mısınız? Kayıklarla sorunumuz, balıkçılar benim baş tacım. Her zaman çok sever, sayarım. Çocuklar benim için, herkes için turizm mevsimine giriyoruz. Düzen olmasını istiyorum. Şu anda bakın çok karışık. Düzenli şekilde koyulduğu zaman burası harika bir görüntü olur. Şu anda girdiğimiz zaman göz kirliliği mevcut. Onun düzeltilmesini istiyorum. Ben yetkililerden istiyorum. Burası yıkılacak mı yoksa restore mi edilecek? Buranın tarihi evde rölevesini belediye başkanımız çizdirdi. Hazır. Beli üstünü aldık. Ondan sonrası çok ortaklı olduğu için kimse ilgilenmiyor. Haber gönderdik. Bilmiyorum kendileri, hatta devlet belirli, Kültür Bakanlığı 200 bin lira veriyordu. Bu sene ne kadar veriyor bilmiyorum. Onun yapılması gerekiyor. Sahiplerinin ilgi duyması gerekiyor. Hocam buradaki taşlar onların kaç yıllık biliyor musunuz? Bunlar 150-200 yıllık bu. Tabii. Bak şurada 1243 şu büyük. 1243. Şu küçük olanlar? Şu onun altında yarısı yok onun. Onun arası yarısı yok, yarısı kırılmış. Bu taşlar şu minarenin dibine atılmıştı. Orada aşağı yukarı 15 sene kalmıştı. Bu taşları ben buraya topladım. Buraya dizayn ettim. Kaç tane taş var şu an burada? Burada 100'den fazla taş. 108 tane filan. Evet. 2-3 tanesini de aldılar buradan. Aldılar. Muhtarım, burada bir hastane varmış. Bu hastanenin hikayesi nedir? Geçmiş zamandaki 1800'lü yıllarda gerçekten bu yolu çok güzeldi. Pastanesiyle beraber sıhhiyeci, hatta büyüklerimiz anlatırdı. Hastane olduğunu, bu aranın hemen köşedeydi. Hastane, ben geldiğimde hastane geçidi. Hala kadastroda da hastane geçidi olarak gözüküyor. Oradaki şeyde tedavi gördüklerini söylerdi. Tabii bir doktor veya şey, yani tedavisi orada oluyormuş. Annemlerin, babaannemin ifade ettiği. Çok eskilere dayanıyor. Çok eski. Bir de bizim Derya Hamamı sokağımız var. Gemiciler, o zaman çok kaptanlarımız var. Gelip yalıya gelirlermiş. Burada yıkanıp de hamam olarak kullanılıyor. Ama tabii bu evler yapıldıktan sonra 70'li yıllardan sonra bir şey kalmadı. Tarih diye bir şey kalmadı. Burası çok eski bir bina ama etraf kapılar kapalı ama arkadan giriş var. Çatısı çöktü. Şu anda da tarihi rölevesi çizilmemiş vaziyette, eleyemiyoruz. Bir tane şeye takılsa gidiyor. Yani onun için yıkılmasını bekliyoruz böyle. Ama yol için tehlike arz ediyor. Çünkü okulumuz burada, biliyorsunuz, okul yolu. Gelen giden, yani mümkün olduğu kadar belediye de bunu koydu da işte bu kadar bir şeyi koruma altına alabildik.